Hanımlar, modellerimizin isimlerini gündelik kullandığımız aletlerden, nesnelerden alırız dedik. Şimdi birlikte yapacağımız modelin adı rende modeli. Havuçlarımızı rendelediğimiz, domateslerimizi rendelediğimiz rendeye benzeyen bir model. Rende modeli de örgünün arka yüzünde oluşan bir model. Ve 2 ve 2'nin katları ilmeklerle yapıldığında çok güzel sonuç veren bir model. Rende modelini birlikte deneyelim hanımlar. Bakın, kenar ilmeğimizi alıyoruz. 2 ilmek ters örüyorum. İpliğimi bir kez sağ şişe doluyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Ve burada sol şişimin yardımıyla dolamış olduğum ipliği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrar 2 ilmek ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Ve ipliğimi bir kez sağ şişime doladım. Hemen yanındaki 2 ilmeği örüyorum. Sol şişimin yardımıyla ve şu hareketi yaparak 2 ilmeğimi arttırdığım ilmeğin içerisinden sağ şişime geçiriyorum. 2 ilmek ters ördüm. Arttırdım. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Ve sol şişimin yardımıyla arttırdığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrar 2 ilmek ördüm. Arttırıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Ve arttırdığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Örgünün arka yüzünde bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar yapıyorum. Örgünün ön yüzünde bütün ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Örgünün ön yüzünde ilmekleri düz örüyoruz. Arka yüze geçtiğimizde daha önce yaptığımız iki rende arasındaki iki ilmeği rende görüntüsüne getireceğimiz için ipliği aşırma işlemini aradaki bu iki ilmek üzerinde uygulayacağız. Böylelikle görünüm olarak rende aletinin çapraz oluşumu elimizdeki modelde ortaya çıkacak. Hemen düz ilmeklerimizi seri bir şekilde bitiriyoruz. Bakın hanımlar. Şurada gördüğünüz gibi iki rendem var. Ortadaki iki ilmeğim boş. Ve kenar ilmekten sonraki iki ilmeğim de boş. Demek ki bundan sonra yapacağım rende kenar ilmekten hemen sonra olacak. Ondan sonraki de iki rendenin ortasındaki şu boşluklarda oluşacak. Ki modeldeki bu diagonal gidişi sağlayabilmek için. Uygulayalım ve birlikte bakalım. Kenar ilmeğimi alıyorum. İpliğimi doluyorum. Çünkü rende yapacağım burada. 2 ilmek ters ördüm ve sol şişimin yardımıyla yine ilmeklerin üzerinden geçirdim. Hemen yanındaki 2 ilmeği yine ters ördüm. İpliğimi doladım, 2 ilmek tekrar ters ördüm ve sol şişimin yardımıyla ilmeklerin üzerinden geçirdim. Bakın, 2 ilmek ters örüyorum.
İpliğimi doluyorum. Tekrar iki ilmek ters örüyorum. Tekrar sol şişimle ilmeklerin üzerinden geçiriyorum. Şuradaki oluşumu görüyorsunuz. Örneğin ön tarafına dönecek olursak, yaptığımız işlemde, bakın bir önceki yaptığımız rendeler bunlardı. Şu anda yaptıklarımız da bunlar. İki rende arasında bir rende oluştu. Göstermek istediğim buydu hanımlar. Diagonal gidiş, çapraz gidişi sağlamak. Bu son derece seveceğiniz, örerken de seri bir şekilde yapacağınız, tabii ki çok tekrar ederek eliniz alışacak, örneğe alışacaksınız. Bu örnekle de çocuklarınıza çok güzel kabanlar, çok güzel hırkalar yapabilirsiniz.